Bir mesela çocuk doğdu, 15-16 yaşına geldi, ergenliğini geçiriyor. Birinci büyük bir problem yaşıyor burada. İşte ses değişimi oluyor, kadınlar değişiyor, erkekler hormonlar ve kalınlaşıyor, o becerilerini yitiriyorlar. Ya, şimdi mesela bir ses kaç yaşında oturmaya başlıyor ve kaç yaşına kadar gidiyor bunun oturma süresi? Bu tabii kişiden kişiye değişiyor. Yani böyle bir yaş sınırı değil de yaş aralığı diyelim biz. Tamam. Özellikle erkek çocuklarda 12, 15, 16 yaş arasında Tamam. bu kritik değişim dönüşüm süreci nedeniyle Evet. bu yaştan önce, şimdi siz çocuk korolarına getireceksiniz mevzuyu. Çocuk Gelelim. yaşta Gelelim. nasıl eğitim yapacağız diye. Tabii ki. Çocuk yaşta ağırlıklı olarak müzik eğitimi Değil mi? yapılmalı. Sesin eğitiminden çok müziğin yanlış şeyler yapmamasını sağlamaktır. Doğru. Yani bir tenor, bariton gibi yetiştirmek değil, yanlış şeyler yapmadan, sağlıksız ses çıkartmadan kendi sesini koruyarak devam Bravo. etmesidir. Ondan sonra seste dönüşüm olduktan 17-18 yaşından sonra 23-24 yaşından ne kadar, bu 16-17-18 yaş civarından 23'e kadar. 23-24-27-28'e hadi uzatalım biraz daha. Çünkü herkesin elastikiyeti, esnekliği çok farklı. Bu yaşlar arasında sesin en verimli bir şekilde geliştirilebildiği dönemden bahsediyoruz. Bu yaştan sonra ben artık 30 yaşımı geçtim, benden bir şey olmaz asla değil. Değil. Kaç yaşında olursanız olun, siz sahneye çıkarsınız. Bu kesin. Yani benden bir şey olmaz. Herkes, her insan bir müzik aleti olarak doğar. Çok güzel. Ve yani şarkı söylemeyi engelleyen şey sizin kendi iç sınırlarınızdır.